Hadi bakalım, güzel maç olsun. Dust 2 ile başlıyoruz. Arkadaşlar yayını ana yayından alıyorum. O yüzden böyle her zaman yaptığım cam gibi yayınları beklemeyin. Ufak tefek böyle pikselleşmeler olur ama sorunsuz olacaktır diye düşünüyorum. Tiz'in B'den açıldı bu arada. Lower'a inen headshot'ı gönderiyordu ama Nikon'un cevabı var. A'da kimse yok şu an. Big'de Big enteresan bir savunma yaptı. Böyle bir hem orta hem B push şeklinde. Xantarez mid kapıdan bir off angle ama çok açıkta. Ya kaçamayacaktır eğer o fight'e girerse ve kaçırırsa ilk mermilerini. Evet, kapısı mor geldi. Bir kısa fake'i mi? Geçiş var mı? Yok, geçiyorlar bayağı. Bu arada Kito tek başına uzuna kadar gitmiş. Kısa bir flash pick. Kısa kontrolünü aldılar. Jax atlayacak galiba CT'ye. Short smoke geldi. Jax CT'ye atlarken havada Xantarez 2 tane kill almış. Atlayan oyunculardan Tepsin'de bir tane vuruyor. Bir anda avantaj. G2'ye geçti. Düzeltiyorum. Big'e geçti. Tepsin hala rampada. Nexa'dan güzel bir headshot var. Kito uzundan. Arabadan bir kill. Kito ikinciyi de vurdu. Yani avantajlı başlayan G2 short geçememe sebebiyle round'u kaybetti. İlk headshot güzelmiş Niko'ya atılan ama yani 46 canı vardı Xantarez'in o fight'te girerken 2 kişi vurdu. Evet, force yok G2'da. Bu arada yapay zeka tahminlemesi de mükemmel. 194 alınmış bu round'u Big. Neden %6 şans var? Yani 5 tane Glock için. Tek flash 5 Glock. Armorsız full. Yapay zekayı bir sormak lazım. Yapay zeka da G2 fanı bence. Sirius'undan, Taps'ından ördek avı misali. Ya toplam para olmaması lazım. Şimdi oradaki firepower değil o. O deminki AI prediction yazıyordu. Yani yapay zekanın bir tahminlemesi şeklinde. Mesela şu an bak full keleş armor çekiyor G2. %30 2'de %28 bir tane biri bir şey aldı. %30 ne oldu lan? 50'ye geldi. Biraz geri gel. Ne oluyor oğlum? Bir şey olmadı ki. 30'dan 50'lere çıktı bir anda. Geç geldi galiba herhalde arayüze. Neyse, enteresan. Buna bu konuya eğileceğiz. Kısa kontrolünü aldı Big. Ha, pozisyonlar da dahilmiş. Tamam. Şimdi uzun kontrolünü aldı G2. Ona göre değişiyor. Güzel. Geç mi yenileniyor? Bu arada Suicide'e kadar geldi Tepsin yürüyerek. Amanek T-Base'den Tepsin'i vurdu. Oyunun sesi nasıl bu arada? Açayım biraz da. Algı var diyen var. İyi mi? Tamam, süper. Complexity gelmeyi yenebilir mi? Yenemez. B tarafına Secure girecek G2 ama Kito timing'i yapacak mı? Yaptı bile. Jax'i yakaladı. Bir de Granada. Hop, kafasına Amanek vurdu yine de. Xantarez girecek mi smoke'da? Girdi vallahi. Flash pick'i aldı. Xbox'ı vurdu. Tizen'da bir tane çıkarmış. Backside'da Hunter yalnız. Clutch'ların oyuncusu. Şimdi Sears'ından bir hop Hacı Bekir lokumu. Ama Hunter. Hunter son dönemde G2'nun en istikrarlı oyuncusu zaten. Clutch alıyor. Savunmada X faktör oluyor sürekli. Yeri geliyor enter oynuyor. Hunter bu sene yani G2'nun en büyük kazanımı herhalde. Bana av.
Tears'ın kapıdan taglendi şimdi round başı hemen. Hapis de vardı. Tears'in bir flash pick alacak mı? Yok, almadı. Ama o çıkışa bak. Hunter cross koysa yakalayabilirdi bu arada. Taps'ın geçiyordu. Taps'ını fark etmedi. Hunter geçtiğini. Koda UMP var. Ve artık 15 canı var. Eldiven güzelmiş. Yine Jax City'ye atlayacak gibi görünüyor. Flash pick sonrası. Çıkış için utility'ler çok yok yalnız. Smoke yok hatta şu an. Nasıl sıçacaklar short'tan? Flash'ta atlayacak herhalde Jax aşağı. Ya hak! Tears'ın motofu söndürmek için mi smoke attı? O smoke nereye gitti? Tears'ın oraya sıkıştı yalnız. Nekil'ini alıyor. Kutu arkası. Oraya zorlamayabilir. G2 ama yok. Niko çıkmış. O kill almış. AP isteyebilir Niko. Canı da az. Ama bundan Tizyin geldi. Kısaya gidecekler. Tek kutu arkasında Amanik var. Amanik'in birkaç vurması lazım. Çünkü Niko ölü zaten. Round Nexa'ya kalacak. Uff! Niko ölü değilmiş. Tek dedi. Tizyin'i. Xanteres geldi. Bir headshot daha. Amanik sıkıştı Gandalf'a. Bir de reload yapmak zorunda. Mermi bitti. Üzerine Xanteres geliyor. Shoulder atıyor. Xanteres'ten 3 tane kill. İyi topardı round'u, gidiyordu round. Big için. Evet. Nokia 66 çift 0 kamerasıyla çekilen detaylı görüntülere ulaştınız. Evet, G2 için bir eko zamanı olacak. Deagle var, birkaç utility var. Nexa'ya doğru şöyle bir yaklaştı. Flash peek aldı Searson. Kör yakalıyor Nexa'yı. Tizyin toplayabilecek mi bakalım? İki mavi arkası var, iki de uzun var. Boost yaptılar mavi arkasına. Fark etmedi Tizyin. Kafa göründü mü çok emin değilim ama. Şimdi göründü kafa. Fark etti. Son oyuncunun da orada olduğunu biliyor aslında Tizyin. Topla oğlum ekoları. Görev tamamlandı. Şimdi buy round. Amanek daha AP olacak yine ama armorsız almış Amanek T-side'da. Biraz sıkıntı yaşayabilir gibi. Klasik savunma yapıyor. Hatta Tizyin'in uzuna bayağı yakınlaştırdılar. Sears'ın açılı Xbox tarafına bakan bir pozisyon. Flash geldi ama tam ikisinin arasına denk geldi vermiş Sears'ın. Yakalayabilirdi bir oyuncuyu. Tizyin'i arkalamak için çok iyi bir şansa sahip ama Nexa biraz ses yaptı mı acaba orada? Sanki böyle bir strafe yaparken bir adım attı gibi geldi bana Tizyin. O yüzden dikkatli bekliyor olabilir orada çıkmadan. Saçımı kestirmedim. Fake atacak şimdi. Dönüp bit to beam yapacaktı. Hayır, Jax yine CT'ye atlayıp aşağı mı sızacak? Hayır, atlamıyor da. Yalnız B'yi bomboş bıraktı Vic. Bayağı rotasyon yediler şu an. Xanteres şimdi deliye gidiyor ama geç kaldı bu arada. Ve oynamaya devam ediyor Jax. Bu nasıl fake? Niko Kito'yu yakalayınca biraz karışık bir round oldu. Xanteres balkonda çok güçlü bir açısı var.
Kapısı o geldi. Zantares'ten güzel bir headshot. Zantares yakında gelecek ikinci oyuncu bekliyor. Biraz kör oldu. Xbox'a yakalanabilir. Ama iyi yardım geldi Tepsi'nin. Flash'ı çok iyi orada. Nexa 1-3 ve... Güzel bir round bitti ama... G2'nun hücumu çok vasat şu an. Yani Malek not alıyor. Bu roundu bir daha yapmayacağız. Yine bir yarım round ama bayağı kötü hit aldı yine. Bu arada Kiton ikinci AP'si. Bakalım kutu savunmasını biraz değiştirecek mi birlikte. Hunter çıkış flash'ını attı. Kendi çıkıyor. Yakın mesafe Tepsin. Kolay vurdu. Hemen crosshair'ını toparladı. Jax de duydu oradan. Of. Red shot. Jax gir çık. G2 çok böyle kendini frenler şekilde başladı oyuna. Yani ne böyle sert bir şekilde uzun kontrolünü alıyor, ne sert bir şekilde az speed taktiği yapıyor. Böyle çok yavaş kontrollü oynayacağım diye biraz kendini limitliyor gibi. Aynısını... Aha, kapı çalıyor. Geliyorum arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bu arada Aras değil ama Yurtu Chicago geldi. Forma girecek de forma geldi arkadaşlar. Şu hangilerden? Teşekkür ediyoruz. Dün haber vermişlerdi sağ olsunlar göndereceğiz diye. Duvarda yerini ayarlamış olduk. Karşı ödemeli kargo mu? Tabii ki hayır. Evet, ne oldu? Big almış zaten, round iyi başlamıştı. Pek bir sürpriz çıkmamış. Yani Nexa çok iddialı konuştu bu arada maç başında. Şöyle işte artık daha stabil oyuna sahibiz. Her oyuncu ne yapacağını çok daha net bir şekilde biliyor takımda. Yani bireysel olarak hangi pozisyonda ne yapması gerektiğini, nasıl oynaması gerektiğini falan filan. Yani şu ana kadar 7 roundda Big düzgün iyi bir tier 1 takım savunması yapıyor. Çok ekstra bir şey yapmadan. G2 ise çok kendi frenliyor biraz daha. BBA forması Temmuz'da gelecek. Daha çıkmadı. Evet, çıkış molotofu geldi. Tizyan hemen smoke bırakıp aşağı kaçıyor. İyi bir savunma. Yine short savunmasını geriye püskürttü G2 ama roundu B'de bitirecek ve Big buna çok hazır gibi görünüyor. Zaten uzun da Searson var. Tek başına double door'u aldı. Tepsin hemen B'ye yakın yardıma gelmek için hazır. Kito backside'da flash'a kör olacaktır büyük ihtimalle ama çok güçlü yer orası. Eğilip kalkıp killer alabilir gibi. Ki Jax sağ olsun flash patlamadan çıktı. Kito için daha da kolay iş. Bu arada Nico Tepsin'i vurmuş yalnız ve Amanek'ten bir prefire. Zantares backside'de bir kill alıyor. Ama Hunter takısını aldı. Yani Big'in bu iyi pozisyonda en azından durumu 2v2'ye getirmesi lazımdı. Hop. Selamun aleyküm. Ya
Yani şeyi göremedik ama belki replay'de görürüz. Oo çok güzel flash pick. Nikon'un mid'de kazandığı bir Tepson fight'ı var. Birebir. O round'u getirdi aslında. Amonek. Ölçüp pişmiş. Evet şimdi beni full bayrant olacak. Çift AP devam ediyor. Big short'tan Tepson. Yakalanabilirdi. İyi kaçtı açıkçası. Low'a bir Nate. Biraz derin kaçtı o Nate. Şimdi Searson pick arayacak gibi top mid'den buldu. Ama iki yakaladı. Güzel vuruş. Şimdi short'u hızlandıracaklar. Tepson rampa tarafında. Tepson'da utility olarak molotof var ama onu kullanana kadar Jax'ten güzel bir headshot. Tizian. Uzunu vuruyor ama saat kontrolü kaybedildi. Evet oraya sıkıştı bu arada Tizian. Jackson çıkarmayabilir. Tepson güzel bir molotof ama plant alıp hemen çıktı oradan. G2. Şimdi 3 vs 4 retiye başlayacak. Nikon'un canı yok yine. Short'tan gelen kimse yok. 3 tane CT, bir tane uzun var ve CT'yi kaçırdı şu an Niko. Zantare sızdı. Oo çok zorlandı Zantare spray'de. Pito smoke'tan vurmuş. 2 vs 2 pozisyon. Niko bir kill daha çıkarıyor ve Searson kaçacak. Zantare orada ilk crosshair placement'ında headshot mesafesini göremeyince spare çevirmeye çalıştı ama spare'a çevirene kadar Keleş Deza'yı kesti. Burada çok güzel entry bu. Jax'ten Tepson'u görür görmez. Bir de burada uzuna da bir iki mermi gönderiyor. Jax'in ya Jax'in bu işleri G2'ya fark yaratıyor. Yani normalde Hunter bir şeyler oynuyor. Niko bir şeyler oynuyor. İşte Amanek yararlı bir oyuncu falan. Ama Jax böyle 1-2 round aldırınca G2'ya, G2'nun seviyesi değişiyor bir anda. Olsun Can, sen bu haftan için neler yaptın? Aynen Emin daha. Öyle sunmak lazım. Evet short push gelecek. Searson'ın AP'si, AP oraya yerleşti şimdi. Açılı bakıyor biraz tahmine doğru. Flash pick alacak mı bilmiyorum ama almazsa aldı. İşte denedi. Niko topluyor ekoları. Ve 6-4. Yani işte bir hataya bakıyor. Bir tane anda bakıyor. City'deki bu ne oldu mu? Babacım. Okay. Oh, sıkıştı oraya. Amelik. Uf. Lan göremedik ama bomba da ondaydı. Biraz sıkışmıştı aslında. Orada bir bomba düşse biraz kaos. Chucky 35 Özgür abi seviyoruz seni. Teşekkür ederim. Dördüncü ayı kutlu olsun Chucky. Hoş geldin. Dead Mordecai hoş geldin dostum. Niko FBI Niko aynen. Malik bir şey anlatıyor arkadan mı? Ya ben şey istiyorum biraz ya. Formula 1'deki gibi bu koşulların konuşmalarının falan anlık olarak ekrana verilmesini istiyorum aslında. Yani çok güzel renk katar bence ya. Ya onu yapacak bir sistem oturtmaları lazım. Takımın gerginliği ortaya çıkar. Çıksın canım ne olacak?
Ya arkadaşlar bütün konuşma değil ya. Yani orada anlık olarak ya Formula 1'de öyle mi oluyor? Box'la konuşurken pilotlar. Burada Echo diye biraz geyik yapıyorum. Big. Yani bütün konuşmalar yayınlanıyor mu? Hayır. İşte şuna dikkat edin, buna dikkat edin tarzı birkaç 3-5 şey söyleyecekler. Onları verecekler sadece. Box box, box box. Nico, box box, box. Güzel bir nade geldi ama Tepsim kör olmasa belki Tizian'la böyle ikili oyun çıkabilirdi oradan. Of, Sirius'un da güzel vuruş. Kaçmaya çalışıyor. Güzel de bir headshot bu arada. Side'dan aldı. Hunter toparladı ekoları. 6-5. G2 masada artık. Ya bu arada yani en son Big'i top level olarak Blast'a seyrederken en büyük sorun şuydu. T'si çok kısıtlıydı. Yani Tepsi'nin oyunu okuması ve oyun kurmasında ciddi sorunlar yaşıyordu Big. G2'ye karşı da aynısını yaşayabilir bugün. O yüzden City'de alacağı böyle bir 8-9 round çok değerli. İkincileri belki tabancayla falan birleştirip işi kotarabilirler. Lucked Martin, eyvallah. Evet, Sears'ın yine double door'u Argus falıyor. Bunu bir kere daha yaptı. Bunu fark etmedi yalnız daha önce G2. Şimdi Nico, Nexa düzeltiyorum. Turist gibi çıkabilir oraya doğru. Şu oyuncu birden girdi double door içerisine. Ve hop. Aaa! İkinciyi vurdu. Vuram edebilirdi bu arada. Yalnız Jax, selamun aleyküm. Tizian'ı bir iki mermi Tepsi'nden disiplinli ama iş biraz sıkıntı. Güzel bir headshot Nico'yu bulmuş. Cezayı kesemedi ve B'ye çeviriyor oyun G2. B'de Zantares var. Tam istediği pozisyon. Üstüne koşacak iki tane oyuncu var. Şu an sesleri duyuyor. Arabada temiz bir sprey. Hunter uçarak geldi ama vurdu. Zantares. Amanek yanıyor. Tepsin'de yardıma geldi. Güzel toparlama. Ama tabi yani Jax City o kadar rahat atlamışken short'tan daha iş yapması lazımdı. Yani Jax tur atıyor resmen burada. Yerden keleş aldı. Tepsin çıktı. Nico'yu vurdu. Nico'nun orayı biraz daha çabuk algılaması lazım. Can B rotation'dan B site oyuncusu olmuş. Öyle görünüyor şu an. Kito ile beraber tutuyorlar ama Kito AWP aldığı zaman site'de kalıyor. Ağırlıklı olarak. Ya bu zaten 1.6 döneminden beri Dust 2'nin klasik savunmasıdır. B'de 2 oyuncu vardır. AWP alan ya ortaya gelir mobil oynar ya B'ye gider arkadan oynar. Şu an B'de site oyuncusu olarak görünüyor Zantaris. Uzunda Tizian var şimdi. Flash'ı aldı. Pit'e kaçtı. Güzel bir flash bıraktı kendine. Çok güzel flash attı ama pikleyecek açıyı bulamadı ve tek başına şu an. Jax geldi. Oraya bir molly. Çok kötü bir molly. Jax çıktı. Kill'ini aldı. Tepsin beklenmeyen bir açıda. Nico. Tepsin'den değişik bir spray. Orada silah fırladı ortaya. Gördünüz mü bilmiyorum. Mermi çarptı. Keleş gitti ortaya. Phantom mu oğlum bu? Phantom pick geldi Tepsin'den. Of, Kito güzel bir flick. Bir Rambus dendiler galiba. Bu oyunda koşarak vurmak yok. Tepsin yakalanabilir. Tepsin yakalandı ama yine kill'ini çıkarıyor. Tepsin birkaç kere pozisyon dışı kaldı. Ama oralarda bile yine kill alıp ölüyor.
Kito arabaya geçmiş, beklemeyecekler. O Kito timing. İlk kill aldı. Güzel öyle Kito burayı. Kito bu kadar iyi ikinci AP olursa bu arada. Bir ciddi katkı veriyor zaten Sirius'un yanına. Hop. Of, bacaklar havada ayrılmış. Şipagat. Asraf Farsa, ikinci ayını kutlamış. Seviliyorsun umarım daha ileri gelsin. Teşekkür ederim dostum, hoş geldin. İkinci ayını kutlasın, çok sağ ol. Buradan bir boost. Short'a doğru baktı Niko. Yine biraz kısayı bıraktı. Big savunması ortaya odaklı. Arkadaşlar bu arada yarın akşam aşı oluyorum. Alırım bir hayırlı olsunuzu. Hayırlı olsununuzu. Hayırlı olsununuzu. Teşekkür ediyorum. Üf! Niko pik geldi. Piontek. Tepsinden hop bir acı bekir lokumu. Yalnız Niko'nun deagle'lar biraz AP gibi oldu buran. Niko hissediyor. 3 mermi olsun. Niko yine vururum diyor. Xantares arada Tapsin'i götürmüş. Çekti USB geliyor. Şu an tabi Gandalf'ta mı kısa da mı bilmiyor Xantares. Smoke var. Yakında olduğunu düşünüyor. Gandalf'tan vuracak gibi. İyi aldı burayı. ...18'e şalta olabiliyor mu ki? Bilmiyorum, bana çıktı. Oluyor demek ki. Niko'nun şurada hemen reload yapması lazım bu arada. İki mermisi kaldı artık. Tamam, yani güveniyorsun babacım da. Aynen arkadaşlar, yarından itibaren çiple geziyor olacağım. Direkt telefondan bağlanıyorum kendime bundan sonra. Evet, ilk yarı son roundu. Yani Big şu an oyundan memnundur. Sirius'undan güzel bir boost. Flash pick'te mi çıkacaklar oraya? Flash pick için Amalek top mid'e geldi. Ama niye flash pick deniyor short'a veya Nexar'ın? Geldi! Oo! Paket! Pişti ters düz. Yani o flash pick'i atacaksan lover oynayabilsin diye oradan bir saniye sonra çıkmak lazım. Zaten Searson flash geldiği anda pick'i bekleyip bir saniye öyle sıkıp kaçıyor. Yani bunu artık düşünmesi lazım herhalde G2'nin. Rampaya güzel moller. Tepsin. Smoke arkası güzel spray. Motof çok iyi değil. Çünkü kutu arkasında oynamaya devam ediyor Tepsin. Ama Neki de birazdan bulacak gibi. 30 saniye kaldı. Onu nasıl Sirius'un buldu. Yani G2'ye bakar mısınız? Yani smoke'larda böyle hareketlenemiyor. Böyle omuz omuza birbirlerini çarpıyorlar falan. Sorun.
Hadi Niko, masaj zamanı. Hadi koçum bir tur daha. Güzel. G2 için amelek yetersiz bir AP değil mi? Ya bence G2'daki şu an en büyük sıkıntı oyun kurma ya. Yani G2 böyle inanılmaz yapısal bir oyun oynamaya çalışıyor, tamam mı? Asterix'in yaptığı gibi daha önce. Yani işte hangi saniye kimin nereye flash atıp ne yapacağı belli falan filan ama G2 hep yarım yamalak yapıyor bunları. Ya bak mesela sadece bir round uzun kontrolünü aldılar Dusk'in T side'ında 15 round'da. Yani bu mümkün değil. Böyle bir oyun olmaması lazım. Ki hani böyle big round başa gidip uzunda mesela nade'lerle bombadı uzun çok fazla. Yani şu Jax'in oynadığı round. Roundların biri böyle geldi. Bir tanesinde Hunter Clutch almıştı hatırlıyorsanız Keleş'le beraber 3 kişi vurup. Bir round öyle geldi. Yani hep böyle G2 almış ama aldıkları da inanılmaz zorlanan roundlar. Abdullah abici. Liat 19. ay selamlar. Hoş geldin Liat. Bir çorap giyip geleyim ya. Çorapları çıkar. Searson karizma almış. Searson bence şey gibi olmuş ya, böyle biraz hippie tarzı olmuş. Bence yakışmış yani saçmaş tip. Kanka dolap güzelmiş. Peki Red Bull'un bir dolap göndermesi yok mu chat? ADR'nin açılımı ne? Average damage round per round. Yani round başına ortalama hasar. Yayını ekran kartından mı veriyorum? Yayını ikinci PC'den veriyorum. Tek mermi attım beyler. Haydi. Bir ilk round'u alırsa Force'la beraber kapatır gibi hızlıca. Yalnız Hunter aldı, özgüvene gidiyor top mid'e kadar. Şu an uzun seslerini duyuyor Hunter. Hunter çok iyi timing yaptı. Koşun diyor. A'ya koşun, ben arkaladım hepsini. Şimdi 5 kişi uzun çıkma taktiği. Babacım Hunter'ı açabilir miyiz ya sevgili reji? Hunter ama dönüşü bekliyor galiba, evet. Bir double triple pick geldi. Şimdi smoke gelince anlayacaklar uzun zaten. Enişten arkaya bakıyor hala. Timing inanılmaz oldu. Hop selam. Hunter gelmiş bile. Hop Hunter'dan ikinci headshot. Vur babacım üçü. Olmadı. Tizyon'dan cevap. Ayrı teke bıraktı G2.
Amanik elevator'da. Uzunda teasing'i biliyorlar ama Xantares'i bilmiyorlar şu an nerede olduğunu. Xantares'in yeri de belli olmuş olabilir. Tabii erken bir kill arıyor ki durumu eşitlemek için. Big. Xantares'ten güzel bir headshot. Xantares dans etmeye devam ediyor kutu arkası. Nexa, Jax son kalan Sirius'un olacak. Onu da Nico buldu. Tabii Hunter'ın aldığı sorumluluk round'a getirdi biraz. Pudding C. Tier 1 abone olmuş. Hoş geldin Pudding C. Evet şimdi bir force geldi Big'den. İki Gadil, bir tane Scout var. Tabi burada böyle keleş atıp yapamıyorsun çok fazla. Çünkü çok fazla utility alman lazım Dusk'de. O yüzden biraz öyle kullandılar. Nico. Xantares Smoke'da zor pozisyonda kalmıştı. Kapı çıkışı. Oyun çeviriyorlar. Jax B'yi pushlamış. B boş diyor. Zaten 4A savunması var. Hunter CT'ye yakın. Short'a biraz hızlı geldiler. Short'a çıkış smoke var. Ama flash yok. Jax bu arada bütün infoyu aldı zaten artık. Herkesin yerini biliyor neredeyse. Nico smoke arkasına geçti. Rendeleyebilir. E-spray. E-spray. Jax da geldi zaten. Nico son kill dalmış. Kutlamaya başladım Alek. Çok teşekkür ediyorum Pudding. Sağ ol dostum. Hoş geldin. Evet, Big'in T-side'i biraz sıkıntılı demiştim ama şu an daha erken onu konuşmak için. Bir sonraki bayrağını merakla bekliyorum ne yapacakları konusunda. Aman! Hunter! Hunter rendeliyor! Hop! Hop! Olmadı. Yine fena sayılmadı. 2 tane kill çıkardı MP9'le galiba. O da 3 mü çıkardı? Nate mi 2 tane? Öyle bir şeyler işte. Neyse, Navi maçını da sunsam sunuyorum kardeşim. Bu maç var. Bundan sonra Navi maçı var. Onu da sunacağız. Akşama da Sangal maçı var. Evet, 8'de. Şimdi çok hızlı bir orta kontrolü geldi Xbox tarafına doğru. Hunter nedeni kullandı ama kısaya Xantares çok hızlı geldi. Böyle hızlı bir short kontrolü alma isteği vardı Big'in. Şimdi onu yaptılar ama ne oluyor be? Ha, yayın ufak tekliyor arkadaşlar. Şimdi taktiği anlamaya çalışıyorum. Hızlı bir short gösterip sonra mid to mid dönecekler herhalde. Ama yo, hepsi beraber. Öf, tepsine bir granada geldi. GoTV'den ufak ufak kekremsi hareketler. Arkadaşlar yayın bende şimdi yayın kaynaktan kasıyor bu arada, merak etmeyin. GoTV şu an kekremsi. Biz taktiği anlayana kadar round bitti. Temiz iki vuruş. Güzel. Yani Big'in böyle bir round'a ihtiyacı vardı. Zaten gördüğünüz gibi. Hani kameralar bile gitmiş. Şöyle bakayım bir.
Tamam, şu an teknik mola geldi zaten. İnternet sıkıntısı var diye. Bu o. Onu bir fixleyeceklerdir. Arkadaşlar bu arada MSI'nin koltuğunu kullanıyorum. Sık sık soru geliyor. Ünlem koltuk komutu ile ulaşabilirsiniz. MSI'nin Mac koltuğunu kullanıyorum. Bunları da YouTube'a atar mıyım? Atarım ya. Atarım YouTube'a. Onda bir şey yok. Atarız. Teknik pauzda konuşmak yasak değil mi? Evet. Teknik pauzda takımlar konuşamaz bunu taktik pauz gibi. Hunter'ın suratı niye bu kadar pürüzsüz ya? Kameradan mı böyle? Advo CTT. Advokat. Advokat. İkinci ayı kutlu olsun. Hoş geldin. E-sporcuların spor yapması hakkında ne düşünüyorsun? Bir videonda kas çalışmalarının performansına zarar verdiğini söylemiştim. Performanslarına zarar değil, sert ağırlık antrenmanları yapmak eğim kaybına yol açar. Siz de tekrar bir alışmanız gerekir. Ama zinde kalmak için spor yapmak şart. E-sporcuların. Çünkü bir süre sonra fiziksel olarak yaşadığınız sorunlar sizin oyununuzu da etkiler. Chat'te mod yok mu? Dostum velev ki yok. Mr. Legend ne yapabiliriz bu konuda? Sıkıntı nedir? Yardımcı olalım. Reis maçı sen anlattığını görmek bayağı mutlu ediyor. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Mesarın için. Hoş geldin. Ben bir ara ağır kaldırmıştım. Mouse tutamıyordum. Evet yani el kol bayağı bir koordinasyonunuzu kaybedersiniz. Tekrar alışmanız gerekir. Çok sert ağırlık yaptığınızda. Ağırlık kaldırdığınızda. Egzersiz Ruth. Egzersiz yapmana lazım. Spor değil. Evet. Aslında biz spor kelimesini çok kullanıyoruz LaFontaine. Doğru söylüyorsun. Aslında egzersizdir. Yabancılar da exercise'da en çok onu kullanır. Yani egzersiz yapma, aktivite yapma. Biz ama hep böyle onu genel olarak spor yapmak diye konuşuyoruz. Orada bir kavram karmaşamız var bizim. Dil olarak kavram karmaşamız. BMF eğimi iyi. Arkadaşlar eğim kötü olur demiyorum ya. Bakın şunu anlamıyorsunuz. Şimdi ağırlık kaldıran insanın eğimi kötü olur diye bir şey demiyorum. Ama sen spor yapmaya, ağırlık kaldırmaya başladığın zaman eğimin bozulacaktır. Tekrar onu toparlaman lazım diyorum. Çünkü çok basit bir şey ya. Bileğindeki, kolundaki bütün kasları farklı bir seviyeye çıkartıyorsun. Farklı bir yük altına sokuyorsun. O da senin mouse tutma, elin koordinasyonunu ayarlama birçok şeyini değiştirir. Yani bu kadar. Sadece onu yaptığınız zaman tekrar eğim antrenmanı yapmak zorunda kalırsınız. Tekrar elinizi, kolunuzu koordinasyonunu ayarlamanız lazım diyorum. Hafızası dediğimiz şey aynen öyle. Benim sesim mi kesiliyor? Yok, ses kesilmemesi lazım sesim. Evet, 28'inde VCT başlıyor. Klas hoş geldin. Heyecanlı mıyım VCT için? Valla zaten son VCT olacak bu. Yani Masters 3 olacak. Ondan sonra bir daha Dünya Şampiyonası var malumunuz. O yüzden hem Türk takımlarının kendilerini göstermek için son şansı denebilir. Hem birçok takım geldi yeni. İyi takımların yanına. Onların performansını merakla bekliyoruz. Yani bu senenin en iyi VCT'si Masters 3 olacak. Blast, Elisa gibi büyük organizasyonlar Valorant'ta boy gösterir mi? Elisa büyük değil ya dostum. Elisa küçük bir turnuva organizasyonu. Blast yaptı zaten geçen sene bir ara. Ama Riot Games çok fazla kendi dışında turnuvalara izin veren bir organizasyon değil.
O yüzden öyle Blast'tan, ESL'den falan Valorant turnuvaları çok beklemeyin. Riot hep kendi yapıyor olacak. Basmışım amino asidi taş gibiyim. Özgür abi Big 2-0 kapatır mı? Hayır. Yani şu an oyun ortada. 3 artıya bile gidebilir. Ruth merhaba. Logitech G Pro Superlight arıyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum. Yurt dışı sipariş verebileceğim güvenilir bir yer var mı? Örneğin Amazon. Daha önceki yurt dışı alışveriş yapmadığım için soruyorum. Ya Amazon'dan alabilirsin. Amerika'dan getirtebilirsin. Amerika'nın Amerika uzak geliyorsa Almanya'da varsa stok Almanya'yı Amazon'dan getirebilirsin. Amazon hocam. Amazon'dan ben de alışveriş yapıyorum. İş görüyor yani. Bir şey bulamıyorsan stok olarak malumun oralara gitmek lazım. Sangal Pro Lig'e çıkar mı? Zor. Pro Lig'e çıkmak için iki büyük aday Forze ve Big şu an Premier'de. Ben açıkçası Big'in vermesini beklemiyorum o şansı diğer takımlara. Amazon vergi dahil getiriyor. Evet, Amazon. Bu arada Türkiye'de de bir bilgisayar sponsoru arıyorum arkadaşlar. Böyle teknolojik ürünler. Zaman zaman onlarla beraber çalışacağım. Ulaşabilirsiniz bana aşağıdaki iletişim adresinden. Discord'dan, Twitter'dan, her yerden. Topya sadece BBL ile çalışıyor bildiğim kadarıyla. Başlıyor galiba. Oyuncu mağazasıyla anlaşamadık, hayır. Başlıyor galiba, oldu gibi. İnce hesap olabilir. Ama onlara ulaşamadım henüz. Şimdi G2. Ooo, Nexa yakalanmak üzereydi. Tepson Krieg de onu yakalıyordu ama Nexa karşıtı için şanslı. Enteresan, bu kez yine B tarafından ikili push geldi. G2 Big yine dümdüz sadece Ağuz'un oynuyor. Şu an fark edildi taktiğin Ağuz'un olduğu. Nico mid'de zaten. Ama savunmada bir tedirginlik yok. Daha doğrusu bir tehdit yok. Yanlış kelimeyi kullandım. Amelie Gandalf'tan oynayacak. Smoke üstü bir boost var. Smoke daha geldi. Amelie oradan bir tane vurabilir temiz. Tepsin bu arada boost'tan Nico'yu yakalamış. Amelie yanacak. Smoke arkasına gitti. Bayağı yandı. Ama hala hayatta. Çıkamadı hala Big. Big hala çıkamadı. 4 rampa. Tamam, Daltonlar gibi. Of. Line-up gelebilirdi yalnız Amelie'den. Bir karbon riski bayağı vardı. G2 için game time. Tepsin Nexia'yı da buldu. Counter'la Jax. T-Base'de bir boost yapmışlar. Değişik bir açı. Burası B'den nereden görünüyor? Ha. Biraz açılmaları lazım B'den. Evet, silahlar korundu belki ama Big için de 12. round geldi. Açıkçası düz bir uzun çıkışı ama G2'nun reaksiyonu çok geç oldu buraya. Yani iki tane B'den pushlayan oyuncu vardı. Nico mid'den pushlamıştı zaten. Bir süre sonra buraya arkalamak veya rakibin uzun geldiğini anlamak için bir şansı vardı. G2'nun oraya çok ağır geçirdi. Bir short boost var. Jax çıktı hemen. Hem de ödül oraya yerleşti. Yine uzuna doğru gidiyor Big. Yine 4 oyuncu uzuna çıktı. Sears'ın arkaya bekliyor yalnız. Jax... İnanılmaz timing oldu.
Sesi duydu zaten Jax bir yandan. Yine uzun gittiklerini biliyor şimdi G2. Bakalım bu kez nasıl reaksiyon verecekler. Yani en az 2-3 oyuncuyu duymuş olması lazım Sirius'un, Jax'in. Santos kısaya motofu attı. Oo, Rende geliyor. Rende gelmedi. Jax'ten bir overpick. İkili aldıktan sonra. Şimdi Nico oraya doğru geldi. Uzun arkalayacak. Nico'da USP var. O yerden M4 alacaktır. Tepsin Hunter'ı bulmuş. Nexa hala site'de saklanıyor. Nexa C4'ü düşürdü. Bir tane daha vurursa round krize girer. Çünkü arkadan Nico geliyor bir yandan. Nico arkadan geldi. Sirius'un Nico'yu vurmuş. Nexa çok iyi toparladı round'u G2 için. Son kalan Sayers'ın. Nexa yakın mesafe. Nexa site'da çok iyi bir savunma yaptı. Bu arada Nico arkadan Sirius'un nasıl vuramadı oraya görmek istiyorum ya. Yerden M4'ü almış olması lazım Jax'ten. Göremedik ama. Abi senin chat'i neden böyle ya? Dostum. Bunu iyi bir amaçla söylediğini düşünüyorum yani. Abi ne kadar iyi senin chat'i falan gibilerinden. Görebileceğin en düzgün chat herhalde Twitch'te. Şimdi uzundan aldığı Sirius'un o sıkıştı oraya biraz. Oo ne oluyor? Sol taraf yanıyor. Ölüyorsunuz. Öldünüz. Nico start içerisinde biraz sıkıştı artık. Hunter ikinciyi de buldu ama Nek'te yardım etmiş. Yani Big'in hücumu görüyorsunuz galiba. Ya dümdüz hani abi 5 uzun çıkalım. Abi 4 short çıkalım. Yani bir defansı geriye ittirdim, kafayı karıştırdım. Şimdi ekonominin sonunu kullanıyor Big. Çok kritik bir yerde yine. B'ye çok hızlı geldi Sears'ın. Smoke arkası boost yapacaklar. Üçlü boost. Balkonu vurmak için güzel bir taktik bu. Balkonda şu an kimse yok. Kayıyor Sears'ın. Birazdan düşecek. Boz. Şimdi B tarafında bir denedikten sonra tekrar oyun çevirdi Big. 3B bekliyor bu arada. G2 enteresan. Nexa tek başına uzunda. Amanek Guz'dan tutuyor. A'yı. Short'a çıkış flash'ı geldi. B'den pushlayacaktır artık bu niyetlerden sonra. G2 yine B'nin boş olduğu infosunu alacaklar ama biraz geç kalabilirler bu kez A'ya doğru. Scope seslerini duyuyor Nexa. Şimdi yavaşlatmak için attı motofu. Jax lower'a gidecek. 3 tane short oyuncusu var. Bir kafayı gördü. İkinci kafayı gördü. C4'ü düşürdü Jax. Nico yakalanmış bu arada ama. Oo Amanek yine bir mis. Amanek bu kadar kaçırmaz normalde. Güzel molotof attı oraya. Dur uçarak geldi. Tekledi rakibini. Kito çıktı. Molotof içerisinden arkadan gelen Jax. Her tarafta headshot var. 1v1 ve Zantares son kill almış. Ya Amanek artık mislemese mi? Evet, chat'teki en kaliteli yorumu gördüm. Lan mislesin iste sana ne? Tamamdır.
Evet, bir gün artık 14. round'a gelecek herhalde. Evet, USB Echo buradan oyuncu bile kaybetmemesi lazım ama Big zaten rakibinin Echo olduğunu bildiği için de biraz Mac-10 de aldı. Yine de çok iyi ekonomisi yok gördüğünüz gibi. 14'ten sonra bile round'u kaybederken biraz ekonomi yapması gerekir eğer kaybederse. Bu benden değil. Kekremsi, yine internet sıkıntısı var ya. Blast'ın şeyinde. Merkezinde neresiyse yayın yaptıkları. Evet, Tepson 120 ADR ile oynuyor, 24 kill'de. Nico Hunter ikilisi de yine en çok hasar veren iki oyuncu aslında. Ötütilerde de benzer. Nico flash bir iki aldı, smoke arkası fena kör oldu. Smoke'un içine girmiş Nexa, Nexa ne yapıyorsun kardeşim? Mavi arkasından bir kill daha çıkardı, yerden keleş aldı Nexa ama Kito hazır. Yine yani Nexa'dan bir intihar görevi ama başarılı. Kito biraz kaçırdı. Daha fazla zorlamak istemedi. Şimdi Amaneki çıkardı oraya. Searson bu arada tek başına girmiş B'ye. Bura boş gelin. Evet, Kito emin olamadı tabi lower tarafında olabilir diye oyuncular. O yüzden Sirius'un double pick attı. Tepsin gördü galiba Jax'i. İkinci oyuncuyu bilmiyor. Amanek. Oo, Sirius'un. Adamlar girmeden Amanek koşarak geldi. Yalnız oo çok enteresan. Amanek'i bu kadar hızlı beklemezler. Hala çıkmak için bir şeyler atıyorlar. Amanek şimdi sesleri duydu. Bir kill aldı. 22 saniye. Kutuya çıktı. Amane kardeşim. Bizimle değilsin. Hayır, birebir de daha plant almadan niye çıktı anlamadım. Çünkü tünel kaçabileceğim bir yer değil. ...15-10. İlk harita Big'e doğru gidiyor. Tepson tagledi ama... ...B'ye biraz yakın. Big. Sanırım dönecekler A tarafına. Evet, A'yı çevirecekler. Nexa orada. Oraya bir Molotov gelirse Nexa'nın pozisyonu bozulur. Yoksa oradan bir rendeleme ihtimali var. Molotov geldi mi? 69 canı çok iyi kaçtı. Bir Nate üzerine. Şimdi uzun çıkış için Nate'leri hazırladı. Big. Nexa hala smoke arkası. Smoke bekleyecekler, sonra oynayacaklardır.
Nexa bu kez mavi arkasına geçmiş. Doğru bakacaklar mı? Baktı oraya Tepsin. Yakaladı, ikili aldı. Nico side'da. Elinde Deagle var. Artık ilk harita gidiyor. Peki diye düşünüyorum. Çıkış smoke'ları geldi. Smoke bir spray. Nico tek kutu arkası. Yalnız o nasıl smoke? İkinci smoke. Geldi mi bilmiyorum. Şimdi geldi ikinci smoke. Wallbang'ler. Nico bir tane body shot. Tizian. İkinci kill. Ooo Jax. Zaman doldu. Babacım. Bitti bitti. Ortam güzelmiş ya G2'da. Dışarıda yeşillik konsepti falan. Ya uzun kontrolü aldıktan sonra niye bu kadar bekliyor mesela? İki tane smoke'ları falan var. Onu çok anlamıyorum işte. Hep böyle şey, aman dikkat edelim, aman acele etmeyelim. Dönsünler tekrar rotasyon geri gitsin B'ye falan. Öyle olunca kendi oyunları çok yavaşlıyor. Begin. Şimdi G2 tabi buy yaptı ama buy yaparken yani bir tane M4 var tüm takımda. AP zaten yok. Begin hala ciddi bir silah avantajı var. Ram boost geldi. Short tarafından. Kito'yu gönderdiler hemen. Yine bir Mitubi bekliyor aslında. Yani bu maçta G2'nun CT beklentisi sürekli B ve mid oynaması Begin. Ama Big de hiç gitmiyor B ve mid'e. Yine A gidecekler gibi görünüyor. G2 bu oyunu okumayı hiç yapamadı bugün. Çıkış small geldi. Kito'dan. Rampa tarafında Amanek. Scout ile beraber Molotov'unu bıraktı. İyi bir Molotov ama devamında bir tek geldi Amanek'ten. Fakat Tepsin takası alıyor. Tizian hala uzundaki lurker pozisyonda. Nexa tabi uzunda biri olabileceğini düşündüğü için oraya bırakamadı. Tepsin'den bir tık zorlama. Tizian artık oynamak zorunda kalacak. Çok iyi timing oldu. Yani inanılmaz. Şu an Nexa bir tur sövmüştür herhalde. Tizian yakalanıyordu. Sirius'ından kaçmadı vuruş ve ikinci kill de Sirius'ından geliyor. Yendik. Artı 18 görüntüler var. Banlandık chat. Anla ki. Buraya kadardı. Bundan sonra. Evet yani Big özellikle ilk yarıdaki o farklı skorunun avantajını sonuna kadar götürdü maçın. Bunu söyleyebiliriz. Yani İki takım da T-side'ı çok böyle bir şey vaat etmiyor açıkçası. Ama Big City başlayıp çok büyük bir farkla ilk yarı önde kapatınca ikinci yarı böyle biraz ufak bir iki round alması yetti. Amanek son dönemde gördüğüm en kötü performansını gösterdi. Sonuçta Amanek'i bu takımın APC'si yapan zaten.
az kaçırması. Yani böyle inanılmaz frikler atması falan değil. Hani az kaçıran bir AP oyuncusu olması. Ama bugün onları da kaçırınca bayağı bir sorun çıktı açıkçası. G2 için. Ama iki takımın arasında çok büyük bir kalite farkı yok gördüğünüz gibi. Yakın seviyeler. Çok kaliteli bir oyun oldu mu? Hayır. Ama bence bu biraz Dust2'nin de hikayesi. Artık hep aynı taktikler. Short'u boş bıraksın CT. Terör önce bir short göstersin. Boşsa girsin yoksa dönsün gelin bir tatlasın. Kısıtlı yani işler. Özellikle mesela Searson yüzdeli oynadı gayet. Yani kaçırdığı vuruş sayısı pek yok. Bir tane var zaten. O da uzun da kaçırmıştı hatırlıyorsanız. Sonra hemen toparladı tekrar. Yani big yapan Searson'ın yüzdeli AWP oyunu. İşte Zantares'in frag katkısı. Kito bugün çok iyi oynadı mesela CD'deyken. AWP ile bayağı vurdu. Yani big biraz daha oyuncu profillerini daha iyi kullandım başta. Ya bütün mapler böyle değil Evren. Bu biraz daha Evren. Dust2'de biraz daha bu sorunu var. Yani taktiklerin bu kadar sınırlı olması biraz daha bu haritaya mahsus. Yani Inferno'da çok çeşitli şeyler yapabiliyorsun. Mesela. İşte nükte. Çok çeşitli şeyler yapabiliyorsun. Orpes izleyemiyoruz pek. Tier 1 dışında ama. Orada. Yine yapabiliyorsun. Mirage. Gibi. Dust2 bu konuda en kısır harita.